Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peydadar. Ha, bak şimdi burada enteresan bir şey var aslında Yani helal ve haram meselesinde de emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle. Hı hı. Yani normalde helaldir yani domates yemek. Evet. Senin bahçenden, bahçenin içerisinden kendine ait olan bir bahçende gündüz domatesi, patatesi yemiyorsun kardeşim. Helali terk etmekle hı hı. ne diyor burada? Helali ee, terk ettiği cihetle haramdan cihetle, çekinmek. Çekinmek için. diyor ki yani burada bir mantık silsilesi var yani. O ki Allah'tan emir geldiği için ben bu helali terk ediyorum. Onun o dediği için. Hı hı. E bunu haramı zaten ezelden bunu haram etmiş. Ben onu niye terk etmeye? Evet. Nefis bu sefer bu emri dinlemeye liyakat kesbediyor yani Öğreniyor öğrenmekle kalmıyor yani eğitilmiş oluyor yani hı hı. şimdi bak bir daha okuyalım onu. ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyde ediyor kabiliyeti de yok yani bu konuda hı hı. ancak bu eğitim sürecinden geçtikten sonra komando gibi oluyor yani ha. emir dinlemeye hı hı. liyakat layık oluyor biz bu adama işte efendim TV111 programcısı yapacağız da yok liyakati yok yani adam hak etmiyor bunu. Kabiliyeti yok buna. Hı -hı. Bunu biraz eğitimden geçirelim. Eğitelim sonra bunu şey yaparız. Hı -hı. Kabiliyet peydadır. Peyda olsun ha. İşte oruçla ne yapıyor bu? Ha nefis diyor ki ya ya ne Allah bu helal olduğu halde bana bunu yemeyeceksin dediği zaman ben yemiyorum. Tamam. O zaman haram olan şeyi de haram olandan çekinmek için de bu eğitim sürecinde onun da ne yapıyor? Liyakat kesmiyor, layık oluyor yani. Artık. Hı hı. Kabiliyet payda ediyor.